İyi hocam akşam, benim hastaneye yetişmem lazım. İyi akşamlar. Tamam, İyi akşamlar görüşürüz. Levent abi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Alo. Döndünüz mü? Hı hı. Evet, hastaneye gidiyorum şimdi. Aa, neden? Bu gece nöbetçiyim ya. Doğru, unutmuşum. Levent'ten pek bir şey öğrenemedim Ela. Daha doğrusu senin umduğun gibi bir şey öğrenemedim. Bildiğim, tanıdığım, saygı duyduğum Levent Bey işte. İlişki falan yaşamadığını söylüyor. Ona inanıyorum ben. Yok, ben nasılsın diye aramıştım zaten. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba Hasan. Balığa mı gittin? Hı hı. Gerçi pek tutamadım ama. Olsun. Balık işin bahanesi zaten. Eminim iyi gelmiştir. Yani. Bana bir kahve sözüm vardı. Şimdi içelim mi? Olur. 10 dakika var. Ne güzel bir akşam. Ayla Hanım, benim can dostumla sevgilisi sizin yüzünüzden ayrıldı. Bakın ben kabalık etmek istemiyorum. Ama neden benimle konuştuğunuzu da anlamıyorum. Bakın biz arkadaş değiliz. Ve olamayız da. Sen de olanların benim suçum olduğunu düşünüyorsun değil mi? Ben Levent'le tanıştığımda onlar ayrıydılar. Ama bunu kimseye anlatamıyorum. Hasan Bey. Hasan Bey. Çağrınız çalışmıyor mu? Bütün hastanede sizi aradık. Şarjım bitti. Ne var, ne oluyor? Babanız acilde. Babam. Acilde mi? Ne oldu babama ya? Yok bir şey be oğlum, düştüm sadece. Sol tibiyada lineer bir füsür var. Sıkı elastik bandaj yaptım. Korkacak bir şey yok. Sağ ol. Gördün mü bak, korkacak bir şey yokmuş. Hanım kızımız kim? Ben Ayla. Buranın resepsiyonunda çalışıyorum. Çok geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Sağ ol güzel kızım. Endişelenmeyin. Ben gayet iyiyim. Hadi eve gitsene oğlum. Uykundan olma. Yok baba, öyle şey olur mu? Hem zaten ben buradayım bu gece. Nöbetçiyim. İyi ama bir şey yok. İyi. Ben de Galatasaraylıyım. Çocukluğumdan beri. Mahallede hep beni Fenerli yapmaya çalıştılar ama başaramadılar. Aferin sana. Kimse istedi diye takımını değiştirmeyeceksin. Değiştirir miyim hiç? Kimse bana istemediğim bir şey yaptıramaz. İşte bu kadar. Ayla sen artık git istersen. Hı? Ben buradayım ne de olsa. Biz babanla sohbet ediyorduk. Ya? Olsun. Saat geç oldu. İşin de vardır senin. Hı? Tutmayalım seni. Peki. Size iyi geceler. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol güzel kızım. Sana da iyi geceler. Hoşça kal. Güle güle. Şşt. Sakın baba. Alakası yok. Vallahi hiç alakası yok. Babacığım vallahi hiç alakası yok. Ne oluyor? Hasan'ın babası dün akşam hastaneye yatmış. Öyle mi? Nesi var? Bayılıp yere düşmüş ve tibiyada çatlak saptanmış. Geçmiş olsun.
Sağ ol. Ortopedist çabuk iyileşir diyor. Bunlar laboratuvar sonuçları mı? Evet. Ciddi bir karın ağrısı şikayeti vardı. Ama ultrason raporuna göre bir sorun görünmüyor. Acaba kimse aradığım dosyayı gördü mü? Hocam, ben sadece bir bakıyordum. Sence de bunu benim okumam senin okumandan daha önemli değil mi? Önemli hocam. Sorun yok. Baban iyileşecek. Sen de bugün beklemede olacaksın. Bu durumda dikkatin dağılır. Hayır hocam, dağılmaz. Aile fertleri diğer aile fertlerinin tedavilerinde bulunamaz. Beklemedesin. Hocam, bu sabah bir ameliyatım var Suat Bey'le. Elbette vardır Zenan. Senin uzman doktorun Suat Bey. Ben sadece bu zavallıların şefiyim. Ne duruyorsun? Suat Bey'i bekletecek misin? Ela, 302 ve 311'in taburcu kağıtlarını hazırla ve 307'deki hastanın biyopsi sonuçları çıkar çıkmaz bana getir. Tamam hocam. Zeynep, bugün Senem Hanım'ın gölgesi olacaksın. Onu gözlemleyeceksin. Senem Hanım kimdi? Dinlenme odasına git Zeynep, oraya gelecek. Hocam, sizi gözlemlesem olmaz mı? Zeynep, güle güle. Geçmiş olsun efendim. Merhabalar. Merhaba, sağ olun. Hocam? Travma bölgesinde ödem ve ağrı var. Ordurna 6 saatte bir analjezik yazdım. Tamam. Ben de endoskopinizi bu öğleden sonraya aldım. Endo ne? Şey baba, skopi. Bu bir çeşit kamera gibi. Tehlikeli bir şey mi? Tehlikeli bir şey gibi geldi. Yok hayır. Hiç tehlikeli değil. Yani bir çeşit kamera gibi düşün bunu. Ha. Peki bunu niye yapıyorsunuz? Kuşkulandığınız bir şey mi var? Yok yok. Dün Hasan'a şiddetli bir karın ağrınız olduğunu söylemişsiniz. Tedbir olarak yapıyoruz. Ha, tamam, sağ olun. Gelmişken her şeyinizi iyice bir kontrol edelim, öyle değil mi? Siz bilirsiniz. Öğleden sonra görüşmek üzere efendim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hocam. Hasan'cığım, geçmiş olsun. Var mı baba istediğin bir şey aşağıda? Ha? Yok oğlum, sağ ol. Şöyle tatlı bir şeyler falan. Yok. Merhaba. Bunları size getirdim. Aa, onlar ne? Dün baban balıkçılığı çok sevdiğini söylemişti de. Ha. Çok teşekkür ederim hanım kızım. Niye zahmet ettin? Sağ ol. Rica ederim. Vaktim olursa yine uğrarım ben. Hı hı. Ben bir şey söylemedim ki oğlum. Ah. Tamam tamam. Yok bir şey yok. Buyurun. Sağ ol. Merhaba. Aa, hoş geldin Zeynep. Gel gel. Hünkar Hanım, bu Zeynep. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Sen de Hasan'la beraber yaşayan kızlardan birisin değil mi? Evet. Artık gençler böyle. Avrupalılar gibi ailelerinden ayrılıp bir arada yaşıyorlar. Evlenmek filan hak getire. Ne olmuş canım? Hem belki aralarında aşk vardır. Anne. Hayır, aşk yok. Biz çok yakın arkadaşız. Ben bugün ameliyata kadar yanınızda olacağım. Biliyorsunuz, cerrahınız Suat Bey. Aa evet. Hasan'cığım ondan çok bahseder zaten. Suat Bey şöyle, Suat Bey böyle. Evet, gerçekten inanılmazdır. Alanındaki en iyi isim. Benim gitmem lazım. Birazdan dönerim. Bugün çalışmana gerek yok. Neden çağrı alıyorsun? Alıyorum işte. Maşallah. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Hasan'la aranızda ufacık da olsa bir şey yok mu? Yani hoşlanma falan da mı yok? Hünkar. Ne var? Hasan'ımın mutlu olmasını istiyorum. Artık yuva kurmasının zamanı geldi. Hala kalp atışı var mı? İyi görünüyor.
Ameliyattan sonra daha da güçlenecek. Ya şey, sakıncası yoksa Suat Bey'in yerine neden Alev Hanım'ı seçtiğinizi sorabilir miyim? Biz seçmedik ki, Hasan değiştirdi. Sebebini söyledi mi? Hayır, söylemedi vallahi. Aa, Suat Bey'le tartışmış olmasın? Yok, sanmıyorum. Ay, o zaman Hasan'la Alev arasında bir şey var, kesin. Bak şimdi. Hayır, Hasan'la Alev Hanım arasında bir şey yok. Hasan bir ara Sevda diye biriyle flört ediyormuş. Ha, biliyorum. Ama ayrıldılar. E peki, Alev'le aralarında bir şey yoksa Sevda'dan neden ayrıldı? Zeynep, Hasan Sevda'dan neden ayrıldı? Aramızda kalacak. Hasan size neleri söyler? Her şeyi. Ben onun annesiyim. Peki. Şimdi. Hasan başlangıçta Sevda'yı pek ciddiye almıyordu. Neyse. Hasan bunu bir türlü unutamadı. En son yine yüzüne vurmuş. Hem de kötü bir şekilde. Sevda buna çok içerlemiş. İstifayı basmış. Aa! Kızın gururunu kırmış demek. İyice bir kulağını çekmek lazım onun. Çok ayıp. Hasan ondan gerçekten hoşlanıyordu aslında. Sevda da onu seviyordu. Ela ile olduğu gibi karşılıksız aşk değildi. Ne? Hasan ve Ela mı? Aa, Ela'yı biliyordum ben. Ay, önce Ela, sonra Sevda, şimdi de Alev Hanım. bizim ailenin erkekleri birer aygırdır. Hayır, sarı kuşum aygır falan değil. Sadece çok yakışıklı. Beni dinleyin. Alev Hanım'la aralarında bir şey yok. Evet, çünkü o sarışın bombayla var. Sarışın bomba mı? Kim o? Aa, ben neden bilmiyorum? Bunu ben de bilmiyorum. Hasan bana da söylemedi ama ben anladım. Ay Hulusi, kim o? Doktor mu, asistan mı? Adı ne? Hasan açıklamak isterse bunu kendi yapar. Neyse, sonuçta Hasan Alev Hanım'la çıkmıyor. O zaman neden babasının ameliyatını Suat yerine o yapıyor? Alev Hanım Suat'tan daha iyi bir cerrah mı? Alev Hanım da iyidir. Gerçekten iyidir. Ama kimse Suat'tan daha iyi olamaz. O zaman niye beni Suat Bey ameliyat etmiyor? Bilmiyorum. Güzel kızım, rica etsek bizim için bunun sebebini öğrenebilir misiniz? Hasan sizin onu küçükken sık sık balığa götürdüğünüzden bahsediyordu. Oo, götürürdüm ya. Daha o zamandan doktor olacağım derdi. Ama ne yalan söyleyeyim, ne ben ne de Hünkar, yani hanım, yani eski hanım. Ayrıldık da. Neyse işte. İkimiz de pek ihtimal vermiyorduk. Hasan duygusal biri. Belki o yüzden ihtimal vermediniz. Hah. İyi insan lafının üstüne gelir. Ben de hastama gitmeliyim. Size geçmiş olsun. Sağ ol doktor. Ha, iyileşince balığa çıkacağız değil mi? Tabii tabii, çıkarız. Ama mümkünse bu sefer çıkmadan önce hava durumuna bakalım. Kar başlayınca donduk soğuktan. Ha, şu endoskopi mi neydiyse işte. Sonucu belli oldu mu? Haldun Bey birkaç dakikaya burada olur baba. Sana hiçbir şey söylemiyorlar değil mi? Gerçek bir doktor olana kadar yani. Ben gerçek bir doktorum baba. Ben sadece senin doktorun değilim. Ne var Hasan? Haldun Bey'i beklesek daha iyi olacak. Hayır. Hayır. Bence bunu senin söylemeni bekler. Ama Şef geliyor. Yani geleceğini söyledi. Ama bunu babana kendin söylemelisin. Siz neler fısıldaşıyorsunuz orada? Şey. Biyopsi sonuçları normal çıkmadı baba. Yani?
Hasan. Efendim. Yemek borunuzda kanser var. Ve midenize kadar yayılmış. Onu ameliyatla almamız, sonrasında da kemoterapi ve radyasyon tedavisi görmeniz gerekiyor. Çok üzgünüm. Ameliyat hemen yapmaya çalışacaklar. Bu hafta galiba. Bütün günü Suat'la geçirdim. Sanki ters bir şey varmış gibi gelmişti. Babam kanser. Ama ben yüzüne bile bakamadım. Neyi olduğunu Zeynep söyledi. Düşünebiliyor musunuz Zenon? Kimse iş kendi ailesi olunca doğruyu yapamıyor. Ya ben kesinlikle yapamıyorum. Yani babamın hastalığında... Ya biliyorsun. Kanserin yemek borumda olduğunu sanıyordum. Kalbime niye bakıyorsunuz? Elektrokardiyografinizde bazı anormallikler vardı. Biz de kalbinizin ameliyatı atlatabilecek kadar iyi durumda olduğundan emin olmaya çalışıyoruz. Sen zeki bir kızsın. Evet. Hasan, bana bakabilecek en iyi asistanın sen olduğunu söyledi. Öyle mi söyledi? Hı hı. Hastanedeki en iyi asistan olduğunu söyledi. Herkesi, onu bile geride bıraktığını söyledi. Zeynep Hanım, şuna bir bakmanız lazım. Beni mi çağırdın? Suat ne yapıyor orada? Ameliyat öncesi ekokardiyografisine bakıyordum. Aorta kapağında ileri düzeyde yetmezlik var Hasan. Eğer değiştirmezsek kanser ameliyatını atlatamaz. Allah kahretsin ya. Sadece bir kapakçık değiştireceğiz Hasan. Sonra da kanser tedavisine başlayacağız. Her şey yoluna girecek. Evet, her şey yoluna girecek. Nasılsa ameliyatı Suat yapacak. O en iyisidir. Kapak ameliyatı Suat için basit bir iş. Suat'ın diğer ameliyatlarını erteleyeceksin. Ve babamın operasyonu o yapacak. Eğer bir babamın kalbini ameliyat edecekse bu Suat olmalı. Evet. Her şey yoluna girecek. Sadece bir kapak değişecek. Değiştiren de Suat Birten. Eğer bir babanın kalbini kesecekse sen de bunun Suat olmasını isterdin, değil mi? Ne var? Hı? Sorun ne? Zeynep, benden ne saklıyorsun? Zeynep! Zeynep! Ne var? Eli değil mi? Suat'ın elinde sorun var, değil mi? Bırak beni. Babamı ameliyat edecek sen. Söyle, Suat'ın nesi var? Suat'ın bir şeyi yok. Baban iyi olacak. Yalan söylüyorsun. Suat bir şeyler saklıyor ve sen de ona yardım ediyorsun. Bırak beni.
Anne. Ah canım yavrum. Ah sarı kuşum. Hoş geldin anne. Üzülme bir tanem, üzülme. Bak göreceksin, atlatacağım. Sarı kuş, Hasan. Ah. Hasan'cığım yavrum. Sarı kuş. Üzülme, iyileşecek. Sizin geleceğinizi bilmiyordum. Hoş geldiniz. Hadi oğlucuğum, gidelim bir an önce. Nasıl üzülmüş gördüm. Babacığım, bir sürprizim var. Ne? Sakın çok heyecanlanma, tamam mı? Hı hı. Misafire müsaade var mı? Hünkâr. Sen ha. Geçmiş olsun enişte bey. Sağ ol. Hayrola, nazar mı değdi sana böyle? Kendine iyi bakmamanın ceremesi işte. Oturun şöyle teyze. Sen telefon ettin değil mi? Niye yordun oğlum anneni buraya kadar? Laf mı bu şimdi Hulusi? Ben hasta olsam sen gelmeyecek miydin sanki? İki elim kanda olsa gelirdim. Ben çay getireyim size. İçersiniz değil mi? Yok oğlum, ne çayı? Yok, getireyim. İçeriz çay. Yalnız gelememiş. Yine takmış peşin hepsini ya. Dur yardım edeyim sana. Hasan, baban çok çökmüş görünüyor. İçim acıdı vallahi. Pes anne. Aa, ne oldu oğlum? Yine takmışsın peşine teyzemlerim. Yalnız gelemedin mi? Aa, hasta insanı ziyaret etmek ayıp mı çocuğum? Onlar da babanı merak etmişler. Bir geçmiş olsun demek istediler. Demeseler daha iyi olurdu. Zaten ne olduysa onlar yüzünden oldu. Bak şimdi. Baban teyzenler yüzünden mi kanser oldu? Tövbe tövbe. Siz niye ayrıldınız anne? Teyzemler eve taşınınca aranız açılmadı mı? Şşş, açma o konuları. Duyacaklar şimdi, ayıp olacak. Hadi, hadi biz içeri girelim. Ya işte aslan gibi oğlumun doktor olduğu hastanede hasta olmak da varmış kaderde. Sarı kuşun babasını iyileştirecek inşallah. İnşallah. Hadi be Elmacığım, biz gidelim artık. Onlar da hasret gidersinler. He? Aa, gidiyor musunuz? Biz gidelim ablacığım. E peki o zaman. İyi haberlerini kısa zamanda alırız inşallah enişte bey. Çok geçmiş olsun. Hadi sağlıcakla kal. Sağ olun. Hadi geçmiş olsun enişte. Sağ olun. Buraya kadar zahmet ettiniz. Ayağınıza sağlık. Görüşürüz. Hadi. Ben yolcu edeyim. Tamam. Çabuk da kalktınız ya. Kalsaydınız biraz. Yok sarı kuşum. Hasta ziyareti kısa olur. Hadi hoşça kal. Çok üzülme değil mi? Tamam. Hadi. Görüşürüz teyze. Hadi hoşça kal. Hadi. Yine gelin. Seneler sonra yine bir aradayız ha. Neredeyse hasta olduğuma sevineceğim. Hep beraber olmayı çok özlemişim. Ben de özlemişim valla. Onca sene geçti. Ama ayrılığınıza hiç alışamadım. Yapmayın ama. Ağlatacaksınız beni şimdi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Seni arıyordum. Babamın durumu nasıl?
Annenle birlikte sana en uygun sevgiliyi seçmeye çalışıyor. Tamam da durumu nasıl? O iyi Hasan. Ya annem? Seni deliye çeviriyor mu? Giysilerini ütülemeyi önerdi mi? Bunu yapar. Yanında hep seyahat ütüsüyle dolaşır. Onlar iyiler. Sadece... Ne? Kafaları karışık. Aniden ortaya çıkan bir yabancı babanın kalbini ameliyat edecek. Ve bunun sebebini bilmek istiyorlar. Onlara ne söyleyeceğime dair bir fikrim yok. Yani... Zenan! Zeynep'e neden babamın ameliyatını Suat yerine Alev Hanım'ın yapacağını söyler misin? Söyle hadi. Bak, Alev Hanım harika bir cerrah. Babanı iyi ellerde. Gerisinin önemi yok. Yanılıyorsun. Bu hastanede pek çok kişinin babası var ve onlar için doktorlarının kim olduğu önemli. Hasan, ben bunun korkutucu olduğunu biliyorum. Bunu anlıyorum. Ama Suat... Bak, ben hazır olmasaydım geri dönmezdim. Suat Birtan da öyle. Döndüğüne göre o hazır. Bak. Ben seninle bunun hakkında konuşamam. Bu seni ilgilendirmez. Lütfen. Lütfen bunun dışında kal. Ailenle ilgili ne yapayım peki? Ailemle ilgili hiçbir şey yapma, tamam mı? Senin işin izlemek, hatırladın mı? İzlemek. Bak. Ben üzgünüm. Yani... Aa, gel oğlum, gel. Aa, pantolonun nasıl duruşmuş öyle oğlum? Bak, Zeynep'in önlüğünü ütüledim, jilet gibi oldu. Çıkar çıkar seninkine de iki ütü vurayım. Anne. Çıkar oğlum, buruşmuş. Ne oluyor anne? Bana çağrı bıraktılar. Baba iyi misin? Bir şey İyiyim. Mi oldu? Sadece... Ne? Benim söylememi ister misin? Hayır, ben söylerim. Durum şu oğlum. Bizim için yaptıklarını takdir ediyoruz. Suat Bey ve Alev Hanım'la yaptığın bütün ayarlamaları biliyoruz. En son isteyeceğimiz şey sana rahatsızlık vermek. Çünkü çok stres altında olduğunu duyduk. Sevda ile ayrılmanız hicranlı olmuş. Zeynep. Bildiklerini sanıyordum. İnşallah kızmazsın ama... Ameliyatı yarın erteleyeceğiz oğlum çünkü... Ameliyatı Suat Bey'in yapmasını istiyoruz. Onlara ne söyledin? Ona biz sorduk. Senden bu işe karışmamanı istedim. Ben sadece düşündüklerimi söyledim. Zeynep çık dışarı. Ne? Hasan oğlum ayıp ediyorsun. Baba doktor Zeynep neden deneme süresinde olduğunu size söyledi mi? Bu şekilde etkiledi son hastasının öldüğünü de size anlattı mı? Ne? Nerelerdesin Sarıkuş? Gel bakalım. Benimle doğru konuş. Hasan. Tamam, tamam, tamam amca. Sorun değil, sorun değil. Sorun var. Hasan, çok öfkelisin oğlum. Yo, öfkeli falan değilim. Her fırsatta kavga çıkarıyorsun oğlum. Sen hiç böyle değildin. Baba, neler olduğunu bilmiyorsun. Tamam. O zaman söyle bana. Neden bu kadar kızgınsın? Yo yo, ben çıkayım. Gerek yok. Ben gidiyorum. Hayır. Herkes kalıyor. Hasan, gel şöyle. Otur yanıma. Otur. Öfkelisin oğlum. Amcaoğullarına, Zenan'a, Alev Hanım'a, Fikret Hanım'a, Zeynep'e, Suat Bey'e... ...kızgın olduğun insanların listesi çok ama çok uzun. Üstelik... ...gerçekte kızgın olduğun kişi de benim. Baba.
içki, sigara içtim. Kendime bakmadım. Zararlı şeyler yedim. Ve şimdi kanser oldum. Ve sen her şeyle ilgilenmek zorundasın. Benimle ilgilenmek zorundasın. Tabii ki ilgileneceğim baba. Bunlar önemli şeyler değil. Umurumda değil. Umurunda. Bana kızgınsın ve bunda bir sorun yok. Çünkü ben de kendime kızgınım. Ölmeyi ve sorumluluğu, biricik oğluma bırakmayı ister miyim sanıyorsun Hasan? Sen ölmeyeceksin baba. Aa, Hasan da buradaymış. Senin burada olmaman lazım değil mi sarı kuş? Burada sarı kuş geçmez. Bu hastanede benim adım Doktor Hasan, tamam mı? Doktor Hasan. Hasan! Hulusi! Hasan koş! Hulusi amca! Hasan! Hulusi, Hulusi amca! Açıl! Hemşire! Hulusi! Hemşire! Baba neyin var? Hemşire! Hulusi! Hemşire! Hemşire! Hemşire, Alev Hanım çağır. Peki efendim. Ne çabuk oldu? Hulusi amca. Baba konuşmamaya çalış. Kalp krizi geçiriyor yok, yok, galiba. Kalp krizi falan geçirmiyor. Baba dur. Baba sana yardım etmeye çalışıyor. Bak kalbin normalden çok daha hızlı ve düzensiz atıyor. Kan basıncını düzenlemeliyiz. Ve verapamil. 5 miligram verapamil. Baba maskeyle savaşmayı kes. Bir dakika çekilin. Çekilin. Hasan ne oluyor? Alev Hanım'ı çağır demiştim. Kardiyolojiden herhangi birini çağırdım. Hızlı ventriküler yanıtlı atrial fibrilasyona girdim. Verapamil veriyorum. Ventriküler taşikardi başlamış. Verapamil faydadan çok zarar verir. Hemen kiloya 1 miligramdan lidokain yüklemesi yapılsın. Oksijen maskesini sabitlemeye çalış. Ventriküler taşikardi başlamış. Hasan ona lidokain verdi. Şimdiden sinüs ritmine döndü. Tamam, pekala. Lütfen herkes dışarı çıksın. Lütfen. Ameliyatta sen de olacak mısın? Aile üyelerinin girmesine izin verilmiyor. Ama sen iyi ellerdesin. İyi ellerdeyim. Sana göz kulak olacaklar Hulusi. Merak etme. Hadi bakalım. Lütfen ölme Hulusi. Ne olur ölme. Burada olmamam gerekiyor. Benim de. Nasıl gidiyor? Yeni başladılar. Deri insizyonu tamamlandı. Hadi başlayalım. Sternuma geldi. Biraz kanama var. Kanamayı kemik mumuyla durdurdu. Ve şimdi retraktörü takıyor. Perikardiyal keseyi açıyor. Eko'ya bakıyor.
Başını salladı. Durumu iyi görünüyor. Şu anda babanın kalbine bakıyorlar. Stent tura atmaya hazırlanıyor. Hünkar Hanım, hadi gelin biraz bahçeye çıkalım. Biraz hava alırız. Siz inin Ercüment Bey. Belki ben de sonra gelirim. İyi, tamam. Siz bilirsiniz. Hadi çocuklar, gidelim. Hadi oğlum. Merhaba. Siz Hasan'ın annesisiniz değil mi? Evet. Kusura bakmayın, ben çıkaramadım sizi. Yok yok, tanışmadık zaten. Ben sizi odada gördüm, tahmin ettim. Geçmiş olsun demek istedim. Sağ olun. Ben de buranın resepsiyonunda çalışıyorum. Adım Ayla. Memnun oldum kızım. Buyurun oturun işiniz yoksa. Olur. 5 dakika oturayım. Şu anda ameliyatta değil mi? Hı hı. Böyle beklemek ne zor şey. Allah bütün hastalara şifa, hasta yakınlarına sabır versin. Amin. Aortotomiyi kapatıyorum. Sırada ne var? Havayı aspire için iğneyi ascending aorta yerleştireceğiz. Ve daha sonra kapakçıklardaki kıskaçları çıkartacağız. Bana kendi asistanlığımı hatırlatıyorsun. Öyle mi? Dikkatini işine vermiş, heyecanlı ve soğuk. Ama bunu kötü anlamda söylemedim. Soğuk olmak iyidir. Sevgililer, arkadaşlar, aile. Bana sorarsan her şey biraz fazla abartılıyor. Pekala, tüpler çıktı. Ascending aorta genişlemiş gibi görünüyor. Kan dolumu başladı. Tampon. Aort sütür çizgisinin etrafında çok fazla kanama var. Kan basıncı 68'e 42. Ne oluyor? Bana bir TEE daha verin. Çabuk olun. Eko diyagram gerek. Çok çabuk. Çabuk olun, iyi görünmüyor. Tansiyon giderek düşüyor. Oksijen satürasyonu 91. Ya ona bir şey olursa? Bunca yıl neden inat ettim ben? Neden bu ayrılığı sürdürdüm? Hulusi amca bana sizden çok söz etti. Ya. Sizi hala çok seviyor. Bizim sevgimiz hiç bitmedi ki zaten. Galiba size yeniden evlenme teklif edecek. Neyse. Ben artık ineyim. Sonra yine uğrarım. Oldu kızım. Kanamayı kontrol altına almalıyız. Pekala. Onu bypass'a geri sokalım. Aort kanülünü sağ atrium'a yerleştirebilirim. Kendi başına mı? Evet. Peki yap o zaman. Makas. İki aşamalı venöz kanülü. Neden bunu o yapıyor? Neden bunu yapmasına izin verdi? Hayır. Sorun yok. Kalbi bu şekilde dikiş atmayı biliyor. Daha önce de yaptı. Harika bir iş çıkardın Doktor Zenan.
Alev kusursuz bir iş çıkardı Hasan. Ben de olsaydım farklı hiçbir şey yapmazdım. Sadece bünyesinin nasıl tepki vereceğini bilemeyiz. Her ameliyat, her vücut farklıdır. Ne olacağını hiç bilemezsin. Ama şimdi her şey yolunda. Her şeyi kontrol altına aldılar. Suat Bey. Teşekkürler. Anneciğim. Anne bitti. Çok iyi geçti. Ah, şükürler olsun ya Rabbim. Ah, hepimize geçmiş olsun. Oh be. Hasan, adam var. Pişi yapıp dağıtacağım. Pişi mi? Evet. Of, çok özledim ya. Şahane de olur. Sen de gidip aileye haber ver. Babamın ameliyatı iyi geçti de. Haber bekliyor kız. Sen aileyle tanıştın mı? Hı. Ay pek gösterişli, pek havalı bir kız. Niye daha önce tanıştırmadın oğlum? Öyle manalı manalı bakma anne. Aramızda bir şey yok. Olamazdı. Aman, onunla olmaz, bununla olmaz. Ne zaman evleneceksin sen? Anne hadi gidip bir şey yapsan. Aa, üstüme iyilik sağlık, bir dur oğlum. Babam bir ayılsın giderim. Allah Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Oh,